Merhabalar değerli dostlar, tüm dünyadan son haberlere bakıyoruz. Öncelikle Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığından bir kez daha bayraktar TB2 açıklaması geldi. Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi'nin Hava Savunma Birlikleri'ne ait OSA Hava Savunma Füze Sistemi tarafından iki gün içerisinde ikinci kez TB2'nin düşürüldüğü açıklaması yapılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı şu ifadeyi kullanıyor. Özel operasyon sırasında Pasifik filosu deniz piyadelerine ait uçak savar bataryasının çoğu Türk bayraktar İHA'ları olan yüzden fazla düşman insansız hava aracını imha ettiği açıklamasına yer verilmiş. Rusya bunun ilgili görüntüyü de servis ediyor. Bir diğer haberde olsa Rus askerlerinin teslim olduğuna dair görüntüler paylaşılıyor. Beyaz bayraklar ve eller havaya burada Rus askerleri bir araçla beraber Ukrayna ordusuna teslim oluyor. Son birkaç gündür İran'daki depremleri konuşmaya çalışıyoruz. Fakat İran rejimi bölgede özellikle Türklerin yaşadığı yerde internet engellediği için sağlıklı bilgi aktarılamıyordu. Bugün itibariyle Anadolu Ajansı şu haberi paylaşıyor. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün meydana gelen depremde şu ana kadar 1127 kişinin yaralandığı duyuruldu. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müşteba Halidi Batı Azerbaycan eyaletinde 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda evinde kullanılamaz hale geldiğine yönelik açıklama yapıyor. Diğer haberler Yunanistan medyasından haber görmektesiniz. Amiral Engolo Plos konuşuyor. Türkiye Yunanistan'a karşı herhangi bir girişimde bulunmaya cesaret edemez açıklamasını yapıyor. Amiral Yunanistan Türkiye ilişkilerinde saçmalığı açtık derken Libya hükümetinin Türkiye ile bu tür anlaşmaları imzalama yetkisi yok, süresi sona eren bir hükümet. Birleşmiş Milletlere göre birlik hükümeti başarısız olduğundan, Trablus'un mevcut başbakanı görevden alınacak bir veya iki ay kaldı açıklamasını yapıyor. Şimdi bazıları Libya'da Ankara ile mutabakat zaptı imzalamak için koşuşturuyor. Ancak hem Avrupa hem de Amerika bu tür anlaşmaların yasadışı olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği'nden Dışişleri Komisyonu temsilcisi Peter Stano da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2019 tarihli Türk Libya muhtırasının yasa dışı olduğunu ve hukuki sonuç veremeyeceğini hatırlatırken bütün bunlar bizi nasıl etkiler? Türk Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın münasır ekonomik bölgesinin bir kısmına girmeye cesaret edebilecek mi? Türkiye Yunanistan'a karşı girişimde bulunmaya cesaret edemeyecek açıklamasını yapıyor. Yunanistan'da amiralin açıklamasını olduğu gibi aktarmış olduk. Bu arada dostlar kendisi geçen aylarda Türkiye ilk hamleyi yaparsa başına ne geleceğini hayal bile edemez açıklamasını yapmıştı. Yunanistan medyasındaki bir diğer haber ısıtmasız masalarda başlığı atılmış. Enerji krizi sebebiyle okullarda ısıtma sorunu var. Yunanistan'da okulların soğuk olduğu belirtiliyor. Faturalar çok büyük. Bugün tüm çabalarımızla elektrik kurumuyla anlaşmaya vardık yeni tarifeler gelse de nasıl ödeyeceğiz şeklinde Yunanistan'da okulları ısıtmanın imkanının olmadığı belirtiliyor. Ancak devletin bize verdiği hibe çok az, devlet okullara öncelik vermelidir şeklinde yetkililerden de açıklamalar geliyor. Bunun dışındaki haber kuşatma planı başlığı atılmış. Ankara, Yunan adalarının teçhizatını iptal etmek için Arnavutluk ve Üsküp'te Türk üstlerini hayal ediyor. Türkiye'nin toz deposu Arnavutluk ve Makedonya'dan ülkemizi tehdit ettiğini görüyoruz ifadesi kullanılmış. Balkanlardaki Türkiye terimi ne yeni ne de bilinmeyen ve Türkiye'nin Yunanistan'ı stratejik olarak kuşatma girişimini gösteriyor. Askeri ve stratejik açıdan önemli bir konu Ege'deki askeri operasyonlarda özellikle İyon Denizi'nden Yunanistan baskı altına alınmak isteniyor. Dolayısıyla kuzeydeki tehditlere karşı Yunanistan için son derece önemli bir risk. Türkiye adalardaki Yunan askeri varlığını yok etmek amacıyla Üsküp ve Arnavutluk'ta askeri üsler açmaya çalışıyor ifadesi kullanılmış. Bu ülkeler anlaşırsa Türk askeri üsleri kurulabilir. Bu yapılırsa Türkiye Yunanistan'ı kuzey sınırından kuşatmış olacak ve böylece Yunanistan'ın adaları donatma planı geçersiz kalacaktır ifadesi kullanılıyor. Diğer haber Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Terneas konuşuyor. Yunanistan toprak egemenliğini mevcut tüm yasal yollarla savunmaya hazır açıklamasını yaparken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Terneas Varşova'da yaptığı açıklamada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Mısır'ın Türkiye'nin Libya anlaşmasını kınadığını görmekten memnuniyet duyuyoruz açıklamasını yapıyor. Girit'e gidiyoruz. Sıkıntılı bir gelişme aktaralım. Amerikan uçak gemisi ABD'nin en yeni en son modern gemisi George Bush. Bugün Suda'ya gidecek. Bu haber dün paylaşılmış. Yarın yazdıkları için bugün itibariyle Suda'da olmuş oluyor. Dev uçak gemisi 2017'den beri ilk kez Hanya'ya sefer yapıyor. Avenger lakaplı uçak gemisinin 5000 mürettebat kapasiteli olduğunu ve 10 e kadar Yunanistan'da kalıcı bildiriliyor. George Bush gemisi geçtiğimiz haftalarda Akdeniz, Adriyatik Denizi ve İyon Denizi bölgesinde bulunmuştu. Diğer haberin başlığı Yunanistan tüm Balkanların kontrol edeceği devasa ABD üssü ana plan Rusları ve Türkleri kovmak başlığı atılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlara dönüşü ve Yunanistan'ın bölgedeki güvenlik ve istikrardaki kritik rolü ifadesi kullanılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a kurduğu üslerle burada kontrolü sağlayacağı cümlesine yer verilmiş, Yunanistan'a özellikle Rafael'lerin gelmesiyle beraber hava Yunanistan'a geçtiği belirtilen haberde şu ifadeler kullanılıyor. Balkanlar her zaman Avrupa'nın toz odası ve yumuşak göbeği olarak kabul edildi. Birinci Dünya Savaşı burada başladı. Aynı zamanda son zaman diliminde Balkanların birçok ülkesinde Avrupa Birliği'ne yönelik bölgesel yakınlık nedeniyle özel bir ağırlık var Burada Amerika Birleşik Devletleri çıkar peşinde Yunanistan ve ABD arasında stratejik savunma anlaşmasının son güncellemesiyle beraber ülkemizde Amerikan askeri üssünün oluşturulması ve geliştirilmesi için aç kullanılacak açıklaması yapılıyor. Diğer haber Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı Donald Trump Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen Hispanik Liderler Konferansı'na katılarak konuşma gerçekleştiriyor. Diğer haber dostlar Doğu Türkistan işgal altındayken Türkmenistan eski devlet başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov'dan açıklamalar geldi. Yaptığı açıklamada Çin'in toprak bütünlüğünü desteklediğini söyledi. Türkmenistan'daki Çin Büyükelçiliği basın ateşesi Wang Yu'ya verdiği röportajda Halk Meclisi Başkanı, Milli Kengeş Başkanı, aynı zamanda Türkmenistan'ın eski başkanı Kurban Kulu Berdi Muhammedov, Türkmenistan'ın ve Çin'in örnek teşkil eden ikili ilişkiler olduğunu söylerken bu haber Türkmenistan medyasında gündem olmuş durumda. Ayrıca Türkmenistan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve birliği ile ilgili olanlarda dahil olmak üzere Çin ile ilgili tüm alanlarda her zaman açık ve net bir şekilde Çin'i desteklediğini belirtiyor. Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlıyız. Ayrılıkçılığın her tezahürüne karşıyız şeklinde de yine Tayvan'a yönelik de gönderme yapıyor. Orta Asya'daki duruma değinerek Türkmenistan ve Çin'in bölgede çok taraflı çıkar dengesine ve ortaya çıkan sorunların çözümü için siyasi ve diplomatik yöntemlere bağlı kaldığına da dikkat çekerken Türkmenistan'dan Çin'e 4. Boru hattı güzergahının inşa etme olasılığı hakkında da kapsamlı görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Eski Cumhurbaşkanı, Türkmenistan'ın ortakları ile birlikte Doğu, Batı, Kuzey, Güney hattı dahil olmak üzere ulaşım, transit, lojistik altyapı kurduğunu söylerken, gelecekte Hazar Denizi, Karadeniz Havzası, Baltık bölgelerine giden transit koridorları içerecek boru hattından bahsediyor. Asya Pasifik bölgesinden Orta Asya üzerinden Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına kadar Türkmenistan gazının satılması da gündemde. Bu segmentte Türkmenistan ve Çin arasında büyük işbirliği fırsattan olacak inanıyorum açıklamasını yapıyor Hoşçakalın.